Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hud suresi 84. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila medyene ahahum şuayba kale ya kavmi'i budullaha malekum min ilahin gayru ve la tankusul mikyal vel mizan inni arakum bi hayrin ve inni ahafu aleykum azabe yevmin muhit. Evet, ayet-i kerimede mealen Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçeyi de teraziyi de eksik tutmayın. Ben sizi hayır bolluk içinde görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günah azabından korkuyorum. Cenab-ı Hak bundan önceki ayette İbrahim Aleyhisselam'ı anlattı. Ondan önceki ayette Salih Peygamber'i anlattı. Ondan önceki ayette ise Hud Aleyhisselam'ı ağda gelen Hud Aleyhisselam'ı anlattı. Salih Aleyhisselam'ın devesinin ayaklarının kesilmesiyle Cenab-ı Hak o kavmi helak etti. Lut kavmini de homoseksüel LGBT ile helak etti, livata ile helak etti. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde de aynı şekilde başta babası Azer olmak üzere bir putperestlik vardı. İbrahim Aleyhisselam adeta tevhidi simgeleştirdi, bayraklaştırdı. Ve neticede ondan sonra da Cenab-ı Hak Hud suresinde Şuayb peygamberi alıyor ki Şuayb peygamberin kavmi de terazi ile, tartı ile, ölçü ile imtihan ediliyorlar. Yani belki bu zamanımızda da mutlaka görülen uygulamalardan birisi alırken fazla alıp verirken maalesef az vermek, tartıda yapılan hata. Cenab-ı Hak bir tartıdan dolayı Şuayb aleyhisselamın kavmini de helak ediyor. Şuayb aleyhisselam Hazreti Musa'nın kayınpederidir. Onun kızıyla evlenmiştir. Ama uzun bir olayı ona anlatmıştım daha öncesinde de. Yani Musa aleyhisselam Firavun'un adamını öldürmesi neticesinde Mısır'ı terk ediyor ve komşu belde olan Hazreti Şuayb'ın bulunduğu Medyen şehrine gelmiş oluyor. Ve orada 8 yıl kalmış oluyor. Tekrar Mısır'a dönmüş idi Hazreti Musa. Evet, 84. ayet-i kerimede de Şuayb peygamberin kıssası burada anlatılmaktadır. Evet, Medyen Hazreti İbrahim'in torunlarındandır. Ayetten murat onun evladıdır. Yani Şuayb'ı gönderdik Allah'a ibadet edin diye. Ve Medyen derken Medyen ahalisi. Yani bazen mesela Kur'an'da da veselil kariye, kariyeye sor. Yani kariyeye sordan kasıt bu kariye ehlel kariye manasınadır. O kariye, o beldenin ehline sor demektir. Medyen de öyle. Ehlel Medyen şeklinde Medyen ahalisi o Medyen ifadesiyle kastedilmiş olmaktadır. Medyen bu beldeyi kendisi kurmuş ve kendi ismiyle de böylece anılmış olmaktadır. Şuayb aleyhisselam da diğer bütün peygamberler gibi önce kendi halkına Allah'ın birliğini, tevhidini anlatıyor temel olaraktan. Ondan sonra kendi içlerinde bulunan yanlışlar neyse ona işaret ederekten ölçü ve tartıda noksanlık yapmaktan onları sakındırmış oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendilerinin vermiş olduğu nimeti neticede hukuksuzluk ile zayi etmemelerini, şükür içerisinde olmalarını, bulunmalarını onlara ifade etmiş oluyor. Yani ben sizi bolluk üzere görüyorum. Sakın şimdi yaptığınız gibi haksızlıklarla, yani hukuksuzluklarla bu halinizi ortadan kaldırmayın diye onlara böyle bir uyarı yapmış oluyor. Yani bir azaptan, yani bu azaptan muradın da kıyamet günü azabı veya ki ileride başlarına gelecek olan zaten malum o helak olma, toptan helak edilme azabı da buradan kastedilmiş olmaktadır. Evet, 84. ayet-i kerimenin tahliline bakacak olursak Şuayb aleyhisselam burada yalvarıyor, yakarıyor. Tabii ki Araf 89'da da bu manada var. Mesela orada ekonomik olaraktan, tabii mali bir şey olaraktan adaletin gösterilmemesine karşı Şuayb aleyhisselam mücadele ediyor. Ey Rabbimiz, bizimle halkımız arasında hak neyse ortaya çıkar. Çünkü hakkı ortaya çıkaranların en hayırlısı sensin diyerek de Araf 89'da da onların bu durumu ifade edilmiş oluyor 84. ayeti kerimede. Evet, ve ayette geçen hayt ifadesi bir yeri muhit, hate, yahitü, hat manaları hemen hemen aynı kökten geliyor. Bir yeri çevreleyen duvar. Bu da iki şekilde kullanılıyor.
Birisi cisimler için kullanılmış oluyor, diğeri de ilim için kullanılmış oluyor. Onunla ilgili burada örnekleri de vermiş olmaktayım. Yani muhat, muhit, çevreyi her tarafı kuşatma manasında ki bu ayetlerde onunla ilgili olaraktan Kur'an-ı Kerim'de geçmiş olmaktadır. Evet, hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor, bir kavimde millette gulul yani ganimet ve beytül mali zimmetine geçirme ve çalma zuhur ederse elbette Allah-u Teala Hazretleri onların kalplerine korku verir. Bir kavimde zina ifşa edilir ve yayılırsa onların içinde ölüm çoğalır. Bir kavim ölçü ve tartıyı eksik yapar, ticarette aldatma baş gösterirse muhakkak ki kendilerinden rızık kesilir. Yani bugün esnaflarda eğer rızıkta bir sıkıntı varsa esnaflar önce bunu düşünmeli. Yani ticarette ne kadar dürüst davrandıklarına bir bakmalılar. Bir kavim hakkın dışında hükmederse elbette aralarında kan birbirlerini öldürmeleri yayılır. Bir kavim ahdi, sözü ve sözleşmeyi bozarsa Allah Teala Hazretleri mutlaka onların düşmanlarını onların başına musallat eder. Bu asırdaki insanlar, elbette ki bu pozisyon içerisinde olan insanlar bu hadise kulak vermelidirler. Evet, birçok peygamber gibi Şuayb Aleyhisselam da yine Kur'an-ı Kerim'de sıkça tekrarlanan peygamberlerden. Evet, durumu sürekli nazara verilerek onun adıyla hatırlatılmakta. Nitekim Şuayb peygamber dediğimiz gibi ayrıyeten Araf suresi, Nuh suresi, Ankebut surelerinde de orada da zikredilmiş olmakta. Araf suresinde gelen işte ayet-i kerimeler burada mevcut olmakta. Hud suresinde gelen ayetleri burada göstermekteyim bulunmakta. Ve o surelerde Şuayb Aleyhisselam'ın durumu nazara verilip arz edilmiş olmaktadır. Onunla ilgili ayetleri sizlere sunmuş oldum. Evet, yine Şuayb Aleyhisselam ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri meal olarak aldım teker teker. Araf gibi, Hud gibi, Şuara ve Ankebut gibi bu surelerin hepsinde Şuayb Aleyhisselam orada geçmiş olmaktadır. Onun hayatı, onun tebliği, peygamberliği ile ilgili bahsedilmiş olmaktadır. Bu konuyla tartıyla ilgili olaraktan İbn Abbas'tan rivayetle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki ölçü ve tartı erbabına ifadeyle seslenerek doğrusu siz öyle bir işe sahip çıktınız ki sizden önceki birçok kavimler, milletler o yüzden yok olmuşlardı. Dediğim gibi sadece bir Şuayb kavmi onunla anılmaktadır. Bizi aldatan bizden değildir. Sizden biriniz mescide girdiğinde Allah'ım hayır kapılarını bana aç desin. Mescitten çıkınca da Allah'ım senin bol nimetini, helal rızkını istiyorum desin. Diye böylece tartı konusunda böyle hassas olunması gerektiği konusunda Efendimiz bu hatırlatmayı yapmış olmaktadır. Evet, bu ayetin gramer tahliline bakacak olursak ve ilâ medyene ifadesindeki vav atifedir. İlâ olması hasebiyle de car ve mecrur olmuş olup mukadder olan ersennâye taalluk etmektedir ki ve ehâhum manasında. Yani onların kardeşi olan Şuayb. Yine bu da ehâhum mukadder olan bir mef'ul olmuş olmaktadır. Şuayben bedel olmuş olmaktadır. Ondan kasıt kim? Şuayb. Yine ve ersennâ bu da aynı şekilde 50. ayette mukadder olan ersennâya matuf olan mukadder bir ersennâ cümlesi olmuş olmaktadır. Malikum min ilahin gayru ifadesindeki ma nefi edatıdır. Mühmel olan nefi edatıdır. Yine car ve mecrur olmuş olup mübtedanın haberine taalluk etmektedir. İlah ve min buradaki yani ilahı mübtedasının haberine taalluk etmekte, car ve mecrur olmakta, min de burada zaidedir. Gayru ifadesi ise merfu olan ilahinin mahallinin sıfatı üzerinedir. Mahallinin sıfatı üzerinedir. Yine cümle aynı şekilde celal lafzından hal olmaktadır. Bir hayrın car ve mecrur olmuş olup kaftan hal olmak üzere ona müteallektir gramer kuralı gereği olaraktan. Evet, 85. ayette veya kavmi evful mikyal vel mizan nasıl bir kıst adaletiyle. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ Evet, ey kavmi, ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin. Halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzünde fesatçılık yaparak fenalık etmeyin. Yani sürekli bütün asırları kapsadığı için, bütün asırlar için bu durum geçerli olduğu içindir ki, yani aslında her asrın insanı
bu manada kendisi için bir hitap tarzı olduğunu çok rahatlıkla düşünebilir. Bu tenbih sadece onlar için değil, çünkü artık onlar geçmiş, helak olmuş, o defter kapanmış, o sayfa kapanmış. Artık yeni kavimler, milletler, yeni asırlar, dönemler. Onun için bütün asır böylece aynen şu anda Kur'an yeni iniyor. O Şuayb Aleyhisselam şu asırda veya biz o asırdaymış gibi aynen düşünerekten ölçü almak, onların yaptıkları yanlışlığı, adaletsizliklere meyletmemek, elbette ki adaletli, ne fazla vermek ne az almak. Yani dengeli, ölçülü, adaletli bir şekilde terazi misal olmuş olması gerekir. Tabii bu her şeyde, hukukta da başla. Hukuk malumunuz simgesi terazidir. Tabii ne kadar terazi düzgün, o da ayrı bir mesele. O terazinin düzgün olması, yani tamamen ölçülü bir şekilde biçmesi lazımdır ki hukuksuzluk ve adaletsizlik ve de toplumda huzursuzluk olayı olmamış olsun. Yani bir güven en azından sarsılmasın o adalet ve ölçünün olması ile. Yani değil mi, en basit olaraktan bir insan sürekli alışveriş yapmış olduğu bir bakkalda veya herhangi bir yerde, yani ölçüde bir dengesizlik bir anlık bir görmüş olsa ne yapar? 20-30 yıllık bir dostu da olsa, ahbabı da olsa, ticaret yaptığı bir yerde olsa bırakır çeker gider. Çünkü artık o ölçüdeki adaletsizlikten dolayı o güveni sarsmıştır. Evet, böylece yanlış şeyden Şuayb Aleyhisselam kendi kavmini sakındırmış oluyor. Bütün kavimler, bu zamanımızdaki insanlar da böylece haksız kazançtan sakındırmış olmalılar. Burada şu not düşülmüş, ayette müfsitler olarak kaydının getirilmesi ıslah niyetiyle Hazreti Hızır'ın yaptığı tarzda görünüşte kötü ama neticesi iyi olan durumları hariç bırakmak içindir. Ayete şöyle manada verildiği ifade ediliyor: dininizle ilgili ve ahiretinizde faydası olan işlerde yeryüzünde müfsitler olarak kötülük yapmayın, fesat çıkartmayın, bozgunculuk yapmayın. Kur'an'da Yahudilere bu manada sürekli bir uyarıda da Cenab-ı Hak bulunmaktadır. Bu ayet ile ilgili olaraktan daha geniş bir açıklamayı Araf suresinin 63 ile 68. ayet-i kerimelerinde bulabilirsiniz. Oraya da bu manada bakılabilir. Evet, ölçü ve tartı dediğimiz gibi sadece maddi olarak değil, manevi olarak da, hukuki olarak da her yönüyle. Yani bir aile reisi çocuklarını severken onda da ölçüyü, dengeyi kaçırmamalı. Ölçü ve tartı her şeyde. Yani israf nasıl ki her şeyde aşırılık ise, ölçü ve tartı da her şeyde bir dengedir, vasattır, orta yoldur. Bu çalışmada, uyumada, yani yiyip içmede, her şeyde ölçü, tartı, denge elbette ki adaletli, ölçülü olmalıdır. Bununla ilgili olaraktan tefsirlerden çıkartmış olduğum Medyen, yer olarak Akabe Körfezi'nden Humus Vadisi'ne kadar uzanan denize paralel dağlık bir arazinin adıdır. Onunla ilgili bilgi ve Şuayb Aleyhisselam'ın o durumuna ilgili tarihi bir bilgi de burada anlatılmış olmaktadır. Mikyas ve mizanın, ölçünün dengede elbette ki olması elbette ki gerekmiş olur. Evet, onunla ilgili bu notu da 85. ayet-i kerimede sizlere arz etmiş oldum. Evet, bu ayet-i kerimenin gramer tahliline bakacak olursak bir kısmı car ve mecrur olmuş olup enfunun failinden hal olmak üzere ona müteallıktır. Bahs ifadesi ise nas ve eşya ehüm. Bu her iki mef'ule taaddi etmekte, geçmekte, lazimi iken müteaddi durumu arz etmiş olmaktadır. Müfsidine ifadesi ise vav'dan hal olmuş olmaktadır 85. ayeti kerimede. 86. ayeti kerimede ise Bakiyetullah hayrun lekum in kuntum mu'minin ve ma en aleykum bihafiz. Evet, eğer mümin iseniz Allah'ın helalinden size ihsan ettiği kar sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber ben sizin üzerinize gözcü değilim. Yani musallat değilim, gözcü değilim, zorba değilim. Sadece ben tebliğ edici, emredeceğim diyerekten gerçek görevini anlatmış, onlara duyurmuş oluyor. Yani haramdan uzak kalın, helale yaklaşın. Çünkü helal dairesi geniştir. Harama girmeye elbette ki gerek yoktur. Bir mide değil mi, bir boğaz değil mi? Yani bunu doyurmak için dünya dolusu bir şeye sahip olmak gerekmez. İşte koronada bütün şehirler bomboş. Koronada trilyonlar sahibi olan insanlar elbette ki mallarını hakiki manada harcayamıyorlar. Daha önce de onu göstermiş idim. İtalya'da bütün akrabaları ölen trilyonluk adam bütün paralarını sokağa saçmış. Kaldırımlara saçmış. Yani onun için
Boğaz da bellidir. Haddi aşmamak, ölçüyü aşmamak, istikameti, adaleti muhafaza etmek elbette ki gerekir. Yani bundan kast şu da olabilir. Amellerinizi hıfzedecek ve ona karşı göre karşılık verecek ben değilim. Yani Allah verecek. Ben ancak nasihat eden bir belliyim. Uyarımı yaptığımda Allah nezdinde mazur sayılırım. Çünkü o görevimi yapıyorum. Yoksa sizin başınızda bir vekil, koruyucu mahiyetinde elbette ki değilim diye bu uyarıyı da onlara yapmış oluyor Şuayb Aleyhisselam. Bakiyetullah ifadesi, beka, yebki, baki ifadeleri bir şeyin ilk hali üzere kalmasıdır. Devamlılığı, sürekliliği, ebediliği gibi Allah'ın bir ismi de bakidir. Yani bunun diğer ifadesi ezelidir. Ezeli olan baki olur, ebedi olur, baki olan mutlaka ezelidir. Bir şeyin varlığının sürekli olmasıdır. Hadiste denmiştir ki onu bekledik ve uzun süre gelmesini gözledik. Bu kökten baki de iki çeşitte. Kendi başına ve herhangi bir zamana bağlı olmaksızın baki olan bu yüce Allah içindir. Onun için fanilik yoktur. Diğer ise başkası sayesinde baki olan. Bu da onun dışındakilerdir. Bunlar için fanilik olayı vardır. Allah ile baki olanlar da iki çeşittir. Yani Allah için olan elbette ki ebedi olana teveccüh eden ebedileşir. Allah'ın kendisini yok edeceği zamana kadar bizzat kendisi baki olanlar. Bunlar gök cisimleri gibi şeyler. Yine bizzat kendisi ve bölümleri ile değil, türü ve cinsiyle baki olanlar, bunlar da insan ve hayvan gibi şeylerdir. Ama Allah için olan her şey, bir meyve, yenilen bir meyve dahi olsun, fenaya gitmez. Bir şey ki Allah'a müteveccih ise, Allah için ise o şey ebedidir. Ebeden hamzettir. Ebediliktir artık o şey. Evet, demek ki insan için sevabı baki olan ameller, bunun beş vakit namaz olduğu yorumu da yapılmış. Subhanallah ve elhamdülillah oldukları da söylenmiştir. Yüce Allah'ın rızası kastedilen her ibadet olduğu da ifade edilmiş. Allah'ın bakiyesi sizin için daha hayırlıdır ifadeleri de kullanılmış olmaktadır. O beka kelimesiyle ilgili olarak bu ayetlerde de ona dair izahat mevcut olmuş olmaktadır. Bu 86. ayeti kerimede. İrabına bakacak olursak inküntüm müstenifedir, iptidaiye başlangıç cümlesidir. Bu da aynı zamanda kendisinden öncekine delalet etmiş olan mahsuf bir şartın cevabıdır. Yine وَمَا اَنَ بِحَف۪يزِ cümlesi ise bu da bakiyetullah hayır mahalli olmayan bu cümleye matuftur. Bu da aynı zamanda ma haberinde ba'da zait olmuş olmaktadır. Evet. 87. ayet-i kerimeye gelecek olursak قَالُوا يَا شُعَيْبِ اَسَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَتُرْكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِي اَمْوَالِنَا مَا نَشَأْ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدِ Evet, 87. dediler ki ey Şuayb, atalarımızın taptıklarını terk etmemizi veya mallarımızda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa ki sen yumuşak huylusun ve aklı başında bir adamsın. Bir iki sohbet öncesinde de geçmişti. Ne kadar galip. Hep aynı hata. Hep aynı şey. Atalarımızın yapa geldiklerinden mi bizi alıkoyuyorsun? Kur'an onlara öyle demişti. Peki ya atalarınız yanlış yolda ise, yanlışı yapıyor ise, atalarınız kalktınız ki kızlarını diri diri gömüyor. Elleriyle yapmış oldukları taştan, betondan, hamurdan, helvadan puta tapıyorlar. Yani aynı yanlışı siz de mi devam ettireceksiniz? Yani işte cehalet. Cehaletin zirve noktası. Evet, burada o puta tapıp Allah'ı birleyen peygamberle alay etmeleri ve namazıyla dalga geçerek bu şekilde cevap vermeleri durumu. Bu cevapları da senin bizi davet ettiğin şeyin akli bir gerekçesi yok. Seni buna sevk eden, alıştığın şey cinsinden hayaller ve seselerdir. Ki her asırda hakikaten bu ve benzeri şeyler, hatalar maalesef, inatlar ve cehaletler devam ediyor. Bu da demek ki bu da neden kaynaklanmış oluyor? Şuayb peygamber çok namaz kılardı. Bundan dolayı diğer özellikler arasında özellikle bunu onlar nazara verdiler çok namaz kıldığı için. Namazın mı sana emrediyor yani çok namaz kılmakla? Bu ayetin bu kısmı Hazreti Şuayb'ın ölçü tartıda azaltmayı bırakıp da doğru dürüst tartmaları istemesine onların bir cevabı olmuş oluyor. Yine yumuşak huylu ile ilgili Şuayb'la alay ettiler. Aslında bunun zıddıyla onu vasfetmeye çalışmış oldular. Yani kendi akılları olmadığı için bu akli durumu akıllarından uzak gördüler. Yani güya bir tabiri caizse bir yağlama yaparak ya sen aslında halim selim birisin, akıllı birisin. Böyle bir şey
yapma, böyle bir şey senden beklemiyoruz gibi bir hata varta içerisine girmiş oluyorlar. Evet, burada şu notu da almışım. Ayetlerin başlangıcı ve muhtevasıyla bitişi de acayip uyumludur. Yani zaten ayetin başlangıcını anlatırken Allah hep sonunu, mesela efela yaakilun, efela taakilun, efela yetedebberun, efela yetefekkerun, efela yeşorun gibi sürekli düşünmeye, anlamaya, neticeyi hakiki manada, yani mesela Halim gibi, Reşit gibi ifadelerle sürekli bir uyumlu olarak bağladıklarını görürüz. Bununla ilgili bütün bu ayetlerde, mesela burada Halim ve Reşit diye bitmiş. Bu kelimenin özel bir anlamı mı var, olmaz mı? Birinci kısımda. Namaz gibi teklifi, bedensel ibadetten bahseder ki bunun için hilim gerekir. İkinci kısımda mallarda dilediği gibi tasarruftan bahseder ki bunun için de rüşt gerekir. Güzel bir tespit olmuş oluyor. Nisa 45'teki ilgili, nitekim o ayette Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere, yani reşit olmayanlara vermeyin. Güzel bir tespit. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Burada olduğu gibi demek ki kelime rastgele kullanılmamış, elbette ki ilahi kelam olduğu içindir ki ebedi, külli mana içerisinde mevcut olmuş olmaktadır. Evet, 87. ayeti kerimede tehekküm ifadesi he ile alay manasına geliyor. Dalga geçme, alay etme, istihzada bulunma gibi anlamlara gelmiş oluyor. Şurada da onunla ilgili notlar mevcut olmuş olmaktadır. Ve başka ayetlerde ki tehekküm, alay manası oralarda mevcut olmuş olmaktadır. Bu ayetin İrab yönünden takdirine bakacak olursak, ennetrüke mastarı müevveldir. Aynı zamanda bağın alınması, sökülmesi, kaldırılması ile de mansuptur. Yine aynı zamanda ikinci mastardır. Ne üzere? Ma üzerine. Ma'ya matuf olmak üzere de ikinci mastar olmuş olmaktadır. O da nedir? Terk. O da mamuldür. Ne ile? Litterki ile. Terk için. Mana şu olmuş oluyor. Terk eklenmesiyle ennetrüke faal şeklinde, fi'l şeklinde olmuş oluyor. Ve le'ente ifadesi, le'ente şuradaki, le'ente'deki lam ise bu da müzhalikadır. Yani bir derece ona, aslında lam şunu da ifade etmiş olayım, kelimelerin başlangıcındaki lam ile sonundaki şeddeler tahkik ve kuvvet edatını bildiriyor. Ona katılmak ile tahkik ve kuvvetlilik ifadesini bildirmiş oluyor. Entel halim ifadesi innen haberidir. Reşit ifadesi de onun ikinci haberi olmuş olmaktadır 87. ayeti kerimede. Evet, 88. ayet uzunca bir ayet. Kale ya kavmi araytub in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana ve ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ve ileyhi unib. Evet. 88'de şu ayet dedi ki, ey kavmim, şayet ben Rabbimden ispat edici bir delil üzerinde bulunuyorsam ve şayet bana o kendi katından güzel bir rızık ihsan etmişse, söyleyin bakalım ben ne yapmalıyım? Ben size karşı çıkmakla sizi men ettiğim şeylere kendim düşmek istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmeye çalışıyorum. Muvaffakiyetim de ancak Allah'ın yardımı ile olacaktır. Ben yalnızca ona dayandım ve ancak ona dönüştüm. Yani benim dönüşüm elbette ki neticede yine onadır, herkesin olacağı gibi. Ayette beyine ki daha önce de çok geçmiş oldu. Mucize, beyan, açık ifade, hüccet, delil manalarına gelmiş oluyor. İlim ve nübüvvete de işaret etmektedir. Güzel rızık ifadesiyle de helal mala işaret edilmiş olmaktadır. Ben bu durumda iken ifadesinde şartın cevabı burada gramer olarak da hasfedilmiş oluptur ki, ruhani ve cismani saadetleri cem eden, bir araya toplayan, bu kadar nimetlere mazhar iken, benim kalkıp da Allah'ın vahyine hıyanet etmem, emir ve yasaklarına muhalefette bulunmam hiç uygun mu ifadesini beyan etmiş, takdir etmiş olmaktadır. Yine Şuayb Aleyhisselam bu ifadesiyle kavmindeki alışılmış olan, yani yanlış ölçme, tartma, hali değiştirmek istemesi ve ecdatlarının dininden onları sakındırmasındaki gerekçeyi de burada anlatmış olmaktadır. Demek ki şöyle bir uyarı olduğu da ifade ediliyor Kadı Beyzavi'de. Akıllı insan yaptığı ve terk ettiği her şeyde üç hukuktan birini nazara alması lazım. En önemlisi
Allah'ın hakkı hukuku, nefsin ve insanların hakkı hukuku, bunların gözetilmesi elbette ki gerekir. Yani bunlarda yapılacak haksızlık haddi aşmadan insanların sakınması gerekir. Evet, ilim mertebelerinin en üstü de tevhid inancıdır. En büyüğü elbette ki o olmuş olmaktadır. Evet, 88. ayette Kadı Beyzavi'de de bu ifade ve beyanı görmüş olmaktayız. Yine ayette geçen salah ifadesi de Kur'an-ı Kerim'de ıslah, düzeltme, muslih gibi ifadelerle Kur'an-ı Kerim'de 7 şekilde tefsir edilip her yüle ilgili birkaç ayet vardır. İman manasında kullanılır. Konumun iyiliği, üstünlüğü manasında. Yine yumuşaklık, rıfk manasında kullanılır. Yine halk ediliş, yaratılış itibariyle düzgünlük, eksiksizlik, kusursuzluk manasında kullanılır. İhsan, iyilik, güzellik, iyi, güzel iş yapmak, güzel davranmak manalarında. Yine itaat manasında ve emanet ile ilgili hususlar için kullanılmış olur. Dediğim gibi her biriyle ilgili de birkaç ayet-i kerime mevcut olmuş olmaktadır. 88. ayeti kerimede. Ve bu ayet-i kerimenin gramer tahliline baktığımız zaman eraytum ifadesi yine bu takdiri beyine olan birinci mahsuf iki fiilden, iki mef'ulden birincisi mahsuf olmuş olana taaddi etmekte yani müteaddi olmakta lazimi iken. Yine min Rabbi car ve mecrur olmuş olup beyinenin sıfatına müteallıktır. Rızkan ifadesi mef'ulü sanidir. En uhalifekum mastardır. Aynı zamanda mef'ulün bih'tir. İlama en hakum ifadesi car ve mecrur olmuş olup ehafıya müteallıktır. İnkünti ifadesi mu'terizedir. Ara cümlesidir. Parantez içi cümledir. Aynı zamanda kendisinden öncekine delalet etmiş olan mahsuf bir şartın da cevabıdır. Fakat i'tiridet beynel mef'ulü evvel mahsuf şi. O zaman takdiri şöyle oluyor. Yani birinci mef'ulün, mahsuf olan birinci mef'ulün arasındaki bir itiraz cümlesi, ara cümlesi olmuş oluyor ki takdiri beyinedir. Beyine takdiri. İkinci mef'ulün mahsuf olanının takdiri ise hel uhalife emrahu şeklinde olmuş oluyor takdiri. İn uride illa ıslah cümlesi ise bu da aynı zamanda kavil makamında müstenifedir. İn nefi edatıdır. Nereden anlıyoruz? Kendisinden sonraki şart edatı olmasına rağmen kendisinden sonraki illa geldiği içindir ki demek ki bu in edatının nefi edatı olduğunu anlamış oluyoruz. İlla da hasır içindir. Taksiz ona mahsus kasr içindir. Mestetatu cümlesindeki ma mastarı yey zamaniyedir. Mastarı müevveldir. Aynı zamanda zarfiyet üzerine de mansuptur ki şu manada müddeti istitaati yani gücümün yettiği müddetçe. Bu da aynı zamanda urideye müteallıktır. Ve ma tevfik-i illa billah ifadesi ise mahalli olmayan uride cümlesine matuftur. Yine aleyhi tevekkelti ifadesi ise kavil makamında, durumunda ve halinde müstenife olmuş olmakta, iptidaiye ve başlangıç cümlesini oluşturmuş olmaktadır bu 88. ayeti kerimede. Evet, 89. ayet-i kerimede yine kavmine hitaben Şuayb aleyhisselam veya kavmi la yecrimennekum şikaki en yusibekum mislu ma esabe kavme Nuh ev kavme Hud ev kavme Salih. وَمَا قَوْمُ لُوْتْ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ Evet, sürekli onu ikaz yaparak, geçmiştekilerle kıyaslayarak, ey kavmin, bana karşı gelmeniz sakın sizi, Nuh kavminin veya Hud kavminin veya Salih kavminin, başlarına gelen musibetler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Yani onların başına gelecek olan mutlaka sizin başınıza da gelecektir diye örnek de veriyor. O durumda daha öncekilerin başına gelenleri de hatırlatıyor. Demek ki oradan ibret almanız lazım. İbret almazsanız aynı akibete siz de düçar elbette ki olursunuz diye bir ikaz içerisinde bulunmuş oluyor Şuayb aleyhisselam. Ba'd ifadesi uzaklığı bildirir. Budiyet, ba'id manasında karibin zıddı olmuş oluyor. Uzaklığı bildirmek için kullanılmaktadır. Onunla ilgili burada almış olduğum notlarda bilgilerinize arz edilir. Kur'an-ı Kerim'de de onunla ilgili gelmiş olan ayet-i kerimeler burada da görülmüş olmaktadır. Evet, 89. ayeti kerimenin gramer olarak tahliline baktığımız zaman la yecrimennek müşikaki ifadesindeki la nehi edatıdır. Ve aynı zamanda fiili muzaridir. Fetha üzerine mebnidir. Bu da nedir? Tekit nununun kendisine iktisalinden dolayı. Aynı zamanda nunda mahalli yoktur. Kaf mef'ulün bih'tir. Şikaki ifadesi faildir. En yusibekum aynı zamanda mastar ve mef'ulü ikinci mef'ulü bih'tir. Yani ne demektir?
La teksibennekum adaveti isabetel azabi şeklinde takdirindedir. Yusibakum cümlesi ise sılatı iki harfe geçmiş olan sılayı mevsule olmuş olmaktadır. Ve ma kavme lut bi bayit ifadesi müstenifedir. Ba zaidedir. Ma leysenin ameliyle amel etmektedir. Değildir manası gibi bir manaya da gelmiş olmaktadır. 89. ayeti kerimede. Evet ve 90. ayette ise vestagfiru rabbakum. Ya bütün herkesin hakikaten günah işlesin işlemesin. Her halükarda yapması gereken bir hususiyet. Vestagfiru rabbakum. Thumme tubu iley. Çünkü biz genelde günah işlersek estağfurullah deriz. Oysa istiğfar ifadesi kirlenmeden temizlenmektir. İlla banyo yapmak için kirlenmek gerekmez. İlla el yüzü yıkaması için insanın illa kirlenmesi gerekmez. Temiz olduğu bir vaziyette de temizlenirse daha âlâ olmuş olur. Bu bana şunu da hatırlatmış oldu. El vudu alel vudu nurun alâ nur. Efendimizin abdest üzerine abdest, nur üzerine nur gibidir buyurduğu gibi. Vestağfiru rabbikum thumme tûbi ileyh. İnne rabbi rahîmun vedûd. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe ile yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Evet, bu 90. ayeti kerimede Kadı Beyzavi'de Cenab-ı Hak Rahim, hep sürekli kendisini zaten Rahim, Hakim, Semi, Basir olaraktan sıfatları bildirmekte. Vedud da nihayet derecede aşk, sevgi, muhabbeti ifade etmiş olur. Yani Allah Rahim'dir, tevbe edenlere rahmeti büyüktür. Veduddur, çokça sevenin sevdiğine lütuf ve ihsanda bulunması tarzında onlara muamele etmiş olmaktadır Allah. Bu 90. ayeti kerimede. Evet, istiğfar ifadesi Kur'an-ı Kerim'de çokça geçmiş olmaktadır. İstiğfar duaları burada da geçtiği gibi. Yani bu konuda peygamberler de örnek olaraktan onu ifade etmişlerdir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki peygamberlerin 5 sıfatından birisi de ismettir. Yani Allah tarafından korunmuş günah işlemezler. Ama Efendimiz der ki ben günde 100 defa tevbe ediyorum der. Bir rivayette 70, bir rivayette 100 defa tevbe ediyorum der. Bu aslında manası şudur. 100 defa tevbe ediyorum demek bir. İkincisi, iki güne eşit olan zarardadır buyurur Efendimiz. Demek ki Efendimizin dünkü günüyle bugünkü günü arasında 100 derece 100 mertebe var. 100 asansör kat derecesinde bir çıkış yapmış. Her bir istiğfar bir mertebe kat etmek demektir. Günde 100 defa Efendimizin istiğfarda bulunmuş olması manevi olaraktan adeta 100 mertebe kat etmiş olmasıyla ilgilidir. Burada da istiğfar ile ilgili ayetleri de notları da tefsirlerden sizlere arz etmiş oldum. Onun için demin ifade ettim. İlla günah işledikten sonra tevbe etmek gerekmez. Günah işlemeden de tevbe edilirse nurun ala nur olmuş olur. Yine istiğfar ile ilgili burada da bir not aldım. Ayetler ışığında doğrultusunda tefsirlerden çıkarttığım şey. Buradan da ona bakılıp istifade edilebilir. Onun için çok yapmak lazım. İstiğfarı çok yapmak lazım. Dua yapılacağı zaman önce istiğfar ile başlamak lazım. Rabbena firli, Allahümme inni estağfiruke, ya Rab gibi bana yardım et, bize mağfiret buyur, mağfiretini niyaz ederim gibi tevbe ve istiğfarda, niyaz ve yalvarışta bulunmak, arınmak, temizlenmek gerekir. Nasır suresindeki istiğfar sadece peygamberin kendisi için değil, vestağfir ifadesi, yani istiğfar et onun için sadece değil, tüm ümmet için bir yalvarış ve yakarıştır. İstiğfar ifadesi genel olaraktan 3 manada tefsir edilip her biriyle ilgili ayet-i kerimeler vardır. Bunlardan birisi günahlardan ve şirkten dolayı bağışlanma dilemek. Salat, namaz veya dua manasına bir de günahlardan ötürü bağışlanma dilemek manalarında zikredilmiş bu 3 manaya istiğfar ifadesi gelmiş olmaktadır. Evet ve bu ayet-i kerimenin gramer tahlilinde dun ifadesi, vedud ifadesi, ayet-i kerime inna rabbi rahimun vedud. Buradaki vedud ifadesi ikinci bir haber olmuş olmaktadır. Ve 91. ayeti kerimede. Kâlû yâ şuaybu mâ nefkahu kesîren mimmâ tekûl ve innâ lenerâke fînâ da'îfâ ve levlâ rahtüke lerecemnâke ve mâ ente aleynâ bi'asîz. Evet, 91'de dediler ki ey Şuayb, biz senin söylediklerinin çoğundan bir şey anlamıyoruz. Anlayan bir kavim olmadığı için. Ayrıca seni içimizde çok zayıf biri olarak görüyoruz, da'if. Eğer akrabaların olmasaydı
Mutlaka seni rejim ederdik, yani taşa tutardık. Senin bize hiçbir üstünlüğün yoktur. Aynen Efendimiz'e yapmak istediklerinde de arkasında amcası Ebu Talib'in durması gibi. Onun da tabii bir farkı olmuş oluyor şüphesiz. Evet, bu ayet-i kerimede sen bize tevhid, ticarete haksızlık yapmamak gibi şeyleri anlatıyorsun. Bunlara deliller zikrediyorsun. Biz bunların çoğunu anlamıyoruz. Yani ne demek istiyorsun? Subhanallah. Yani anlamak istemediklerinden, hoşlarına gitmediklerinden, memnun kalmadıklarından, yani o tartıyı artık bundan sonra eksik tartamayacaklarından, orada herhalde parayı hesap ediyor, kaybedeceklerini hesap etmiş oluyorlar ve onunla da yetinmiyor, onu taşlama ile de tehdit ediyorlar. Ayette rahd ifadesiyle 3 ile 10 kişi arasını ifade eder. Yani çoğul olaraktan bağıt gibi mesela 3 ile 10 kişi arasını ifade etmiş olmaktadır. Evet. Bu ayette geçen aziz ifadesi güçlü, kuvvetli, üstün, her şeye gücü yeten, kuvvetli, izzetli, galip, onurlu, kahredici, mağlup olmayan manalarına gelmiş olup Kur'an-ı Kerim'de 6 şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet-i kerime mevcuttur. Birisi korunmuş, muafiyet sahibi yani azizin, kendisine zarar verilemeyen, kuvvetli, dayanaklı, azim, pek büyük, pek azametli, değerli. Üçüncü, hamiyet, kibir, gurur. Dört, galiz, sert, katı. 5. Şiddetli, ağır, zor. 6. Aziz, kuvvetli, kuvvette, şiddetli gibi manalara gelmiş olur bu ayet-i kerimelerde de görüldüğü üzere. Evet, Allah azizdir, izzet sahibidir. Kendisini sürekli o şekilde de Kur'an'da ifade edilir. Fi bu harfi cer olmuş olup zarfiyet bildiriyor, içindeki mana bildiriyor. Fi edatı Kur'an-ı Kerim'de de 7 şekilde tefsir edilir. Birkaç tane her biriyle de örnekleri mevcuttur. Fi beraber birlikte manasında kullanılır. Ala üstünde, üzerinde, üstüne, üzerine manasına kullanılır. Fi ila ea anlamında kullanılır. An yani dendan anlamında kullanılır. Min dendan anlamında. Diğerinde an ile, burada min ile. İkisi de dendan anlamında. Yine indinde yani yanında anlamında kullanılır. 6. olaraktan, 7. olaraktan bizim için, bize anlamlarında olmak suretiyle 7 farklı şekilde fi edatı, harfi cer diye de ifade ettiğimiz zarfiyeti bildiren bu edat 7 şekilde kullanılmış olur. Burada da bu konuyla ilgili olaraktan sual ve cevap zımnında bir hususu burada bir bilgi olaraktan anlatmış oluyor. Ve böylece Hazreti Şuayb peygamber önceki Lut kavmini, Hud kavmini örnek vererekten, aynı zamanda Ad ve Semud kavimlerini örnek vererekten o yanlıştan onları sakındırma yoluna girmiş oluyor. Evet, bu ayetin gramer tahlilinde kesiren mef'ulün bih'tir. Mimma, aslı min ma'dır. Sonra mim ma olmuş, davam edilmiş mim ma olmuş. Car ve mecrur olmuş olup kesirenin sıfatına müteallıktır. Daifen ifadesi ise kaftan haldir. Velevla rahtüke ifadesindeki vav atifedir. Levla ifadesi yani hadi manasında olmak suretiyle harfi imtina vücud için harfi imtinadır. Yani men etmeyi bildiren bir harftir. Evet ve müpteda olup onun haberi ise mahsuftur ki takdiri şu şekilde burada da ifade ettiği gibi mevcut manasında olmuş olduk. Çünkü vücut için ifade ediyor. Velevla rahtüke cümlesi ise bu da aynı zamanda mahalli olmayan nidanın cevabına matuf olmaktadır, müteallik olmaktadır. Ve ma ente aleyna bi aziz ifadesi ise bu da nidanın cevabına matuf olmaktadır. Ba aynı zamanda ma'nın haberinde ziyadelik bildirmiş olmaktadır 91. ayeti kerimede. Ve 92. ayet-i kerimede kal ya kavmi erahti e'azzu aleykum min Allah ve tahastumuhu veraikum zihiyya inna rabbi bima ta'amelune muhit. Evet, 92'de şu ayet dedi: ey kavmim, benim akrabalarım size Allah'tan daha mı değerli ki Allah'a sırt çevirip onu unuttunuz? Yani Cenab-ı Hak'tan daha mı az korkuyorsunuz benim kavmimden korktuğunuz kadar? Bu manayı da ifade edebiliriz. Muhakkak ki Rabbim bütün yaptıklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Yani aslında peygamberler hep mantıki delilleri sunarlar, ortaya koyarlar. Onlara da şu Şuayb aleyhisselam o mantıki deveri. Yani bir tarafta akrabalarım var, öbür tarafta Allah var. Şu Şuayb'ın bu ifadesi inkar, kınama, red ve tekzip manasına da gelebilir. Yani 5-10 kişilik yakınlarım size
Allah'tan daha aziz olamaz, olmamalı. Nasıl olur da Allah'ı unutur? Onları nazara alırsınız. O 5-10 kişiyi nazara alıyorsunuz. Bütün kainatı, her şeyi yoktan var eden Allah'ı hesaba katmıyorsunuz. Yani hakikaten düşündürücü. Hiçbir şey Allah'a gizli değildir. O amellerinize göre size de elbette muamele edip sizleri de cezalandırmış olacaktır. Bu uyarıyı onlara yapmış oluyor. Evet, bu ayetin gramer tahlilinde aleyküm car ve mecrur olmuş olup aynı zamanda eazın haberine müteallektir. Minallah da onun gibidir. Yine vettehastumuhu ifadesindeki vav haliyedir. Fiili mazidir. Aynı zamanda sükun üzerine mebnidir. Ta faildir. Mim cemi içindir. Vav işba içindir. Yani meseleyi doyurmak, tatmin etmek, gerçekleştirmek. Ve aynı zamanda ha ve zıhriyen. Bu ittehazenin mef'ulü olmuş oluyor. Vettehastumuhu cümlesi ise bu da aynı zamanda nas mahallinde celal eden sıfat, celal eden hal olmuş oluyor. Yine bima ta'melune cümlesindeki ma mastariye olmuş oluyor. Yine bi amelikum'daki b olduğundan dolayı car ve mecrur olmuş olup muhiyetinin haberine müteallik olmuş olmaktadır. Bu 92. ayeti kerimede. Evet, ve 93. ayeti kerimede veya kavmi, yine hitap hep devam ediyor ya edatıyla, nida edatıyla. Veya kavmi i'melu ala mekanetikum inni amil fesevfe ta'lemune men eti azabun yuhzihi ve men huve kâzibun vartakibu inni mahkum rakib. Evet, 93'te ey kavmim, var gücünüzde yapacağınız ne varsa yapın. Ben de görevimi yapmaya devam edeceğim. Perişan edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu ileride anlayacaksınız. Bekleyiniz. Ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Evet. 93. ayeti kerimede Kadı Beyzavi'ye baktığımız zaman bunun bir benzerini En'am suresinde geçmiş olduğu ifade edilmekte. Yani sonra bileceksiniz. Burada F harfinin gelmesi içinde bulundukları halde ısrar etmelerinin buna sebebiyet vereceğini bildirmek için. Demek ki çünkü burada F sebebiyet bildiriyor. Çünkü bazen sebebiyet, bazen takibiye manasında, bazen cevapta gelmiş oluyor. Bazen atıf olarak gelmiş olduğu gibi. Burada bu harfin gelmemesi mukadder. Bundan sonra ne olacak sorusuna cevap olduğu içindir. Bu işin dehşetini gösterme hususunda da daha etkili olduğu ifade edilmiş. Sanki şöyle denilmiş. Azap gören ve yalancı olanın ben mi yoksa siz mi olduğunu elbette ki bileceksiniz. Çünkü onlar Şuayb Aleyhisselam'a haşa yalancı olarak diyor, yalancı olarak isnatta bulunuyorlar idi. Evet, rakip ifadesi bilinen, burada boyun, rakabe de onun bilinen organın adıdır. Sonra onunla bedenin tümü kastedilmektedir. Örfte ise kölelere de bu ad olmuştur. Yani bilmek manası da rakibe, rakab, rakip gibi aynı kökten, murakip gibi aynı kökten, yani sırtına binen, boynu bağlanmış olan, kölelenmiş olan, tıpkı baş ve sırt sözleriyle binek hayvanlarının kastedildiği gibi bu manalara rakip ifadesi, rakabe ifadesi gelmiş olmakta. Onunla ilgili murakabe gözetleme de o kökten gelmiş olmakta. Onunla ilgili bu notları da sizlere arz etmiş olayım 93. ayeti kerimede. Ve bunun gramer olarak tahliline bakacak olursak, alâ mekânetikum car ve mecrur olmuş olup, İlemû'daki vavdan hal olmak üzere ona müteallektir. Yine inne amilun cümlesi müstenifedir. Sevfe talemune cümlesi de aynı şekilde nidanın cevabı durumunda, halinde, makamında müstenifedir. Aynı zamanda men yetti ifadesi ismi mevsuldür ve mef'ulun bihtir. Vartaki bu cümlesi ise bu da talemune cümlesine matuf olmaktadır. Rakip ise ikinci haber olmuş olmaktadır 93. ayet-i kerimede. Ve son olarak 94. ayeti kerimeye bakacağımız zaman. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَوْا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ. Benim önceden de geçti. Hakikaten yüz isti yere çökmüş olmaları, artık bigane kalmaları. Yani insanın bazen bir şey yapamayacağı, kötü bir haber geldiğinde diz üstü çökmesi gibi, devenin çökmesi gibi. Ne zaman ki emrimiz geldi, Şuayb ve beraberindeki müminler tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtuldular. Ve o zalimler korkunç bir gürültü yakaladı da oldukları yerde çöküp kaldılar.
çöküp kaldılar. Artık yapılacak bir şey yok. Tamamen bitmiş ve bitik bir vaziyet içerisinde böyle bir hale, akibete düçar oldular. Yani Cebrail onlara bir sayha, şiddetli bir ses ile onlara bağırdı ve böylece onlar o ses ile bağırdı ile helak oldular. Evet, yine bununla alakalı olaraktan Araf suresinin 69 ve 76. ayet-i kerimelerine de bakılabilir. Orada da bunu teyiden izahlar da mevcut olmuş olmaktadır. Ve bu ayetin gramer tahlilinde velemma'daki vav müstenifedir, başlangıç bildiriyor. Aynı zamanda harfi vücut ifade ediyor. Yani oluşun, mevcudiyetin, vücudun, varlığın mevcudiyetini, varlığını ifade etmiş oluyor. Minna ifadesi ise bu rahmetenin sıfatına müteallıktır. Fî diyârim cari ve meçhul olmuş olup Esbahan'ın haberine müteallıktır. Casimine aynı zamanda yani o Casimine manasında Esbahan'ın haberine yani oldu, meydana geldi. Nasıl oldu? Diz çöktüler. Çöker oldular. Bitmiş bir vaziyette bunun haberine müteallıktır. Fe esbahu cümlesi ise bu da ahazzet fiiline ona müteallik olmuş olmaktadır. Yani şuradaki ahazzetille zinedeki ahazzet ona o cümleye matuf olmuş olmaktadır. Fe asbahu cümlesi. Evet, en doğruyu elbette ki Allah bilir. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.